Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazır yufka ile kıymalı ve patatesli inanılmaz lezzetli, harika bir rulo börek yapacağız. Bu börek tarifini hiç tereddüt etmeden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle böreğimizin iç malzemesini hazırlayarak başlayalım. Bunun için uygun bir tencereye küçük küçük doğramış olduğum 2 adet soğanı alıyorum ve üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve kısık ateşte arada sırada karıştırmak suretiyle soğanlar yumuşayana kadar kavurmaya başlıyorum. Ve soğanları kısık ateşte 3-4 dakika kadar kavurdum. Şimdi içerisine 200 gram kıyma ilave ediyorum ve kıymayı harlı ateşte karıştırarak suyunu salıp çekene kadar kavuruyorum. Ve kıymayı da 3-4 dakika harlı ateşte kavurdum. Bu arada 6 tane patatesin kabuklarını soyarak rendeledikten sonra suyunu iyice sıktım ve şimdi patatesleri içerisine ilave ediyorum. karıştırarak kısık ateşte yaklaşık 3-4 dakika kadar kavuruyorum. ve patatesleri de 3-4 dakika kadar kavurduktan sonra şimdi içerisine 1 silme tatlı kaşığı tuz, 1 silme tatlı kaşığı karabiber ve 1 silme tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum. Baharatlarıyla beraber güzelce karıştırıyorum ve yaklaşık 1 dakika kadar daha kavurduktan sonra altını kapatıyorum ve böreğimizin iç harcı hazır. Şimdi böreğimizin sosu için uygun bir karıştırma kabına bir tane yumurta akı, 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı nişastayı alıyorum. Ve homojen bir kıvama gelene kadar çırpma teliyle karıştırıyorum. Malzemeler güzelce karıştıktan sonra içine bir şişe maden suyu ilave ediyorum ve maden suyuyla beraber de çırpma teliyle güzelce karıştırdıktan sonra böreğimizin sosu da hazır. Şimdilik bir kenara alıyorum. Evet artık böreğimizin yapımına geçebiliriz. Ben bugün 5 tane yufka kullandım. Fakat elinizde 4 yufka varsa 4 yufka ile de yapabilirsiniz. Yufkalardan ilkini tezgaha serdim. Ve şimdi hazırlamış olduğum sostan yufkanın büyüklüğüne göre üzerine 5-6 kaşık kadar gezdiriyorum. Ve bir fırçayla her yerine sürüyorum. Daha sonra ikinci yufkayı üzerine koyarak aynı şekilde 5-6 kaşık sos koyup fırçayla her yerine sürüyorum. ve ikinci yufkayı da sosladıktan sonra hazırlamış olduğum iç malzemeden bir kaşık yardımıyla belli aralıklarla üzerine koyuyorum. Daha sonra elimle her yerine eşit bir şekilde dağıtıyorum. Daha sonra üzerine üçüncü yufkayı koyuyorum ve üçüncü yufkaya da aynı şekilde sos koyarak bir fırçayla sürüyorum. Ve dördüncü yufkayı da üzerine koyarak sosluyorum. ve üzerine yine patatesli iç malzemeden belli aralıklarla koyarak elimle eşit bir şekilde dağıtıyorum. Daha sonra üzerine 5. yani son yufkayı koyuyorum ve son yufkaya da aynı şekilde sos sürüyorum. Ve sosunu sürdükten sonra aynen videoda gördüğünüz gibi üç kenarını içeriye doğru 2-3 parmak kadar katlıyorum. Sos kabının dibinde biraz sos bırakmıştım ve şimdi katladığım kısımlara sürüyorum. Daha sonra aynen videoda gördüğünüz gibi ileriye doğru ne çok sıkı ne de çok gevşek olmayacak şekilde sarıyorum. Ve böreği rulo haline getirdikten sonra tam ortadan ikiye kesiyorum ve yağlı kağıt yerleştirmiş olduğum fırın tepsisine alarak daha rahat dilimleyebilmek için yaklaşık 1 saat bekletmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet böreği bir saat kadar dolapta dinlendirdim. Akını böreğin sosunda kullanmış olduğum yumurtanın sarısına bir tatlı kaşığı kadar süt koyarak güzelce karıştırdım. Ve şimdi böreğin üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımı alt 180 derecede çalıştırdım. Fırınım bir yandan ısınırken şimdi dilimleri tamamen birbirinden ayırmadan yani sadece dilimleri belli edecek şekilde böreğin dibine kadar inerek aynen videoda gördüğünüz gibi kesiyorum. Ve hepsini aynı şekilde dilimledikten sonra böreği önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet börek benim fırınımda yaklaşık 45 dakikada pişti. Fakat her zaman söylediğim gibi bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirerek aynen videoda gördüğünüz gibi güzelce kızardığında fırından çıkartabilirsiniz. Böreği fırından aldıktan sonra biraz dinlendirdim. Şimdi kesmiş olduğum yerlerden bir kez daha keserek tamamen ayırıyorum ve sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika oldu. Lezzeti ise inanın bütün samimiyetimle söyleyebilirim söylüyorum ki şahaneydi. Ben bugün patatesli ve kıymalı yaptım. Sizler dilediğiniz iç malzemeyi de yapabilirsiniz. Hangi iç malzemeyi kullanırsanız kullanın. inanılmaz lezzetli oluyor gerçekten. O yüzden bir kez daha ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimde elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bana sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.